Şurada mahkeması be. Bu nedir ayol? Çoban otu, hemoroid. Baktım ki kavga çıkacak stüdyoda. Olay olma, şaka söyleyeyim. Olay olmasın diye. Bu nedir ayol? Şunu ekranda göstereyim iyicene. Füsun, bak. Ah ne için iyi geliyor. Geleyim ben. Alerjiden falan çok konuştunuz. En alerjili benim. Geleyim ben sorayım derdimi. Japon asıllı iki doktor, Profesör Doktor Takachi, Profesör Doktor Kora'da. Çoban çantası ile ilgili klinik araştırması yapacak. Çoban çantası mı bu? Nedir? Evet, şimdi benim yazmış olduğum bu 3 ciltli kitap Türk tarihinde yazılan ilk ilmi kitaptır. Bu kitabı ben 27 yılda tamamladım. 7 defa yazdım. Bu kitap günümüzde yazılan birçok kitaptan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Mesela çoban çantasıyla da ilgili 4 klinik araştırmasına burada değindim. Profesör Doktor Takachi, Profesör Doktor Kora'da. Ay isimleri de unutma hep yabancı. Takachi Tukuti. Bırak Tukuti Makati. Şu neye yarıyor? Önce onu bir alayım. İşte bu iç kanama. İç kanamalar da hemoroidden dolayı kanama. Rahim mesela bazı bayanlarda yoğun adet görme nedeniyle ortaya çıkan kanamalar. Kalın bağırsak kanaması. Hatta burun kanamasına karşı etkisi ispat edilmiştir. Çoban çantası. Otu her türlü kanamaya karşı, mide kanamasına karşı kullandık. Alman asıllı iki doktor... Hemoroide ne var? Hemoroide karşı dediniz. Hemoroide karşı işte bu. Evet, ne yapmak lazım, nasıl kullan? Çayı evet, içilip... lazım, çay olarak bir, nasıl? Bir, bunu böyle taze veya kuru. Salatası da yapılabilir. Taze veya kuru, çayı içilir. Birleşimindeki polipeptit, iç kanamaları önleyici özelliğe sahiptir. Polipeptit... Biz bundan çok özel bir formül geliştirdik. Çoban çantası forte kapsülü. O daha etkili. Çünkü ekstraktı etken maddeyi kullanıyoruz. Bitkinin birleşimindeki etken madde %2, %3'tür. Bu etken madde ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktı alınır. Damla, draje, kapsül yapımında veya krem yapımında kullanılır. Ekstraktı kullanılırsa tedavisi var. Fabrikamız var. Ha fabrikada. Evet fabrikada yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili Alman asıllı iki doktor, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann klinik araştırması yapmışlar, belgelenmişler. Hastaları tedavi etmişler. En ağır hemoroid dahi tedavi edilebilir, ameliyata gerek yok. Mesela Ankara'dan bir hanımefendi ameliyat olmuş, 6 ayda bir nüks ediyor. Evet tekrar bu ameliyat, hemoroidden çok şikayetçi ameliyat. Olan çok var. Yakın dostlarım var, bu önemli. Dördüncü defa ameliyat olurken bir yanlışlık olmuş, siniri kesmiş doktoru yanlışlıkla. Bayan artık makadını defacetini tutamaz olmuş. Altını bebekler gibi bezlemişler. Bana diyor ki ne yapılabilir? Dedim ki ameliyat olmadan önce arasaydınız çok kolay. 6 hafta, 7 haftada tedavisi mümkün. Ağır bir problem değil, tedavisi mümkün. Her bitki, her hastalık için bir bitki mutlaka vardır. Allah nasıl yaratmış değil mi? Tabii. Dünyayı yaratmış, bitkileri yaratmış. Şey, hepsinin bir faydası, bir şeyi var. Mesela şu gördüğünüz şeytan pençesi kökü denir buna. Şeye Harpago. Benzettim ben. Karabiber. Karabibere benzettim. Kakao gibi tadı var. İçimi. Kolay tadı. Mı? Ona benzer. Evet kolay. Bir tatlı kaşığı, bir bardak kaynar suya böyle demliyorsunuz bir tatlı kaşığı. 10 dakika bekledikten sonra içtiğiniz zaman bu Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Bunun yetiştiği yerde 6 ay bir damla yağmur yok. Bu nedenle bitki hayatta kalabilmek için 2 metre derinliğinde kökleri var. Allah. Patates gibi. Bütün Namibya çöllerini Almanlar istila etmiş. Yani satın almış veya kiralamış. Bunu yetiştiriyorlar, bunu kuruttuktan sonra Almanya'ya getirip damlasını, drajesini, kapsülünü yapıp dünyaya satıyorlar. Bizim Türkiye'den bir sürü bitkileri almışlar bizden önce. Kim, nerede okudum? Yine bir yerde okudum. Hayt. Nasıl akıllı bunlar? Türkiye'den haytı götürüyorlar. Ne götürüyorlar? Hayt, kadın hastalıkları için. O da farklı bir rahatsızlık. Şeytan pençesi köküyle ilgili Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski... Hastanede 10.000'den fazla... Bu isimleri unutmuyorsun. Kubrinski şey hiç isim unutmuyor. Hayır şimdi ben bir şey söylüyorsam... Hayır mutlaka ki doğru her şey... isimleri unutmamak evet, acayip bir şey ama ben Hasan Hüseyin'i unuturum. Şimdi bakın burada ne diyor? Araştırma, klinik araştırması.
Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski. Ne yazıyor? Kubrinski yazıyor. Evet. Hayır, dediğiniz yani, doğru değil de nasıl akılda tutuyorsunuz? Hayır. O önemli. Ben 33 yıldır bu işle uğraşırım. 33 yıl. Bitkileri yani seviyorsunuz. Ha, hayatımız, her şeyimiz bununla devam ediyor. Yatıp kalkıp otlarla yatıp kalkıyoruz artık. Yani sürekli bitkilerle iç içeyiz. 33 yıl. Mesela doğaltedavi.org isimli sitem var benim. Bu sitede 9500 bitki fotoğrafı var. Dünyada bugüne kadar bilinen en geniş kapsamlı şifalı bitkiler arşivi dünyada. 9500 şifalı bitkilerle ilgili. Buradaki bitkilerin 6000'ini fotoğrafını ben kendim çektim 12 yılda. Hiç ilgilenir misin bitkiyle falan? Bitkisi yani bir şuna inanırım ben. Bitki sevmeyen ve hayvan sevmeyenin insan olmadığını düşünürüm. İnsan olmanın en önemli koşullarından bir tanesi hayvan seveceksin. Aynen. Hayvana eziyet etmeyebilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Hayvana eziyet etmeyeceksin. Mesela aynen, sokakta görüyorum hayvanlara vuruyorlar. Yani arabadan indiğim olmuştur. Savunması yok. Aynı koşullarda olsa hadi vur bakayım. Doğal koşullarda senin ona vurma şansın var mı? Şimdi yaradan onu yarattıysa o şekliyle bakacaksın. İki, bir de böyle eskiden vardı. Böyle yollarda yürürken insanlar sohbet ederken dalları yolarlardı. Doğru mudur? Böyle durakta durur. O ağacın dalını kırar. Oradan bir gül kırar. Yaprakları. Şimdi ben bunu bir türlü algılayamam. Bir, doğaya zarar vermeyeceksin. Zaten az sayıda çiçek böcek kaldı memlekette. Ormanların çoğu tahrip oldu. Ki yarın bizim buna ihtiyacımız olacak. Beyefendi Japonya'dan örnek veriyor, işte şöyle oldu böyle oldu da memleketin her tarafı şey asfalt. Yani burada da nefes alamıyorsun. Zarar vermeyeceksin. Sahip çıkacaksın. Ve evinizin içerisinde ben kendi adıma konuşurum. Evimin içerisinde mutlaka bir çiçek böcek büyütürüm ben. Mutlaka mı? Ya bir ne saksım diyorsun? Vardır, bir mutlaka bir berjerim vardır mutlaka. Ne diyorsunuz? Tabii güzel bir şey söylüyor. Ben kendim mesela boş hafta sonu boş zamanım olduğu zaman Kaz Dağları'na veya Antalya işte sahillere gider gezerim. Maalesef Bursa tamamen ova, betonlaşmış, efendim Balıkesir, Manisa'nın o çekirdeksiz üzüm yetiştirecek ovası kalmamış. Her taraf beton. Dünyanın hiçbir yerinde imar planı şöyle.